Ve şimdi Binder Tasında başlıyoruz bu evet. büyük finalde. İki takıma da başarılar diyelim. Bakalım Binder Tasında seriye kim daha iyi başlayacak? Ve Binder Tasında savunmada başlayacak olan BBL var. Hücum tarafında ise kafaları görüyor olacağız. Şimdi takımların yerleşimlerine bakarak ilk round'dan başlayalım. 3 tane ghost var. BBL tarafında gördüğümüz kafalar şu an için full klasik gösterdi. Sadece 2 tane armorlu oyuncu var. Şimdi Sidrex'ten bir ghost gelecek gibi. Şöyle bir hücuma baktığımda B arkası biraz kalabalık. Şu an saldığı tarafı oradan bir one way smoke deniyor. Aim DLL. Smoke olmadı, bir kez daha deneyecek. Tam ortada sektirmeye çalışıyor. Evet, köşede bırakmayı başardı. Smoke'u da görüyoruz şöyle. Oradaki küçük bir lambanın üzerine doğru one way smoke'unu bırakmış oldu Aim DLL. A savunması biraz daha pasif ve uzaktan savunma yapacak. BBL kafaların hücumunun B'deki kalabalığa doğru gideceğini söyleyebiliriz herhalde. Öyle gözüküyor ve yavaş yavaş tabii kafaları ekibi hook'a kontrolü almak adına geliyorlar. Aslan hook'a içerisine doğru bir smoke gelecek. Kuşun'un orada pozisyon aldı. Aşağı atlayamayacak. Muhtemelen satchel'ı varsa backside'a doğru gitmek isteyebilir ama beklemedikleri kadar ciddi bir savunmayla karşı karşıya kalacaklar. Evet, onun hemen yanında Fred'in önüne doğru bir smoke geliyor. Fred de ses duyarsa diye Nate tutuyor elinde. Long'ta bu arada bir düello oldu. Şimdi geriye doğru çekilecek. Evet, Garden tarafında Muj'dan ciddi bir hasar alma görüyoruz. 34 canla beraber devam etmeye çalışacak round'a. Logic Man'in A tarafındaki kamerası bu arada zehir perdeleri karşılıklı olarak bir X oluşturdu. Size doğru gelen ilk oyuncu işaretliyor kamera. Hücumun canı çok az, çıktı yakalayabilecek mi? Logic Man yakaladı. Oradan kaçmaya çalışacak. Gelen bir Genovice takası olabilirdi ama hayatta kalmaya başardı Logic Man sonrasında şekilde. Oo, plant'ı aldılar. 40 saniye var. Side içerisine doğru bir nade düşüyor. AMDL'lerle Logic Man. Lamba çıkışını gerçekleştirmek isteyecekler. Dip tarafta hala iki tane oyuncu var. Bitti. Ve ilk kili kim alacak? Muş! Aslan'la birlikte eş zamanlı killer. 34 canı var ama Ipot o da iki tane kill bulmuş. Genovice 1 ve 2'ye kadar getirdi oyunu. Tabii ki Genovice'in yeri biliniyor. Asist avucu kullanacak ama muhtemelen en azından yarıya kadar alabilecektir. Genovice'i düşüren de Aslan oldu. Ve BBL bu büyük finalde ilk round'u alan taraf. İlk round'u alarak başladılar. Aslında savunma hamlesi zaten ilk olarak. Gelen Frag'le beraber, Logic Man'in kill'iyle beraber entry oyuncusunu kaybetmişti kafalar. Ve böylece devamında da post plan senaryosunda Genovice aslında güzel bir deneme yapacaktı ama hem uzak kaldı hem de üzerine gelen oyunculara karşı da line-up'larını istediği gibi kullanamıyor. Şimdi enteresan bir karar geliyor. Kafalardan gelen bir plant sonrası bir force tercihi olacak. O futbolcuya karşı çok denediler evet, bunu. Çok evet. da başarılılardı. Yani çok kullandılar ve bir kez daha kullanacaklar. Şimdi Spectre armor'larla ama light armor'larla oynayacaklar. yine haritaya bir yayılma görüyoruz. Tabii BBL'in de bu infoyu hangi noktada alacağı önemli olacak. Yani hemen round başı alırlarsa ona göre pozisyonlarını değiştireceklerdir. Aksi takdirde toplu bir kafalar hücumu sorun çıkarabilir. Kesinlikle öyle ve hamam tarafında aslında 3 oyuncu ile birlikte pozisyon aldılar. Buradaki temel amaç muhtemelen hani plant'ı alıp geri çıkabilmek olacak. Çünkü backside'e kadar mücadele edebilecekleri çok silahlar, çok utility'ler yok. İşin diğer ilginç yanı BBL tarafı 4 oyuncuyla birlikte B tarafında. Yani bu ne demek oluyor? Post plant'te rahatlıkla pozisyon alabilecek bir kafalar grubu var. Ve bakalım bu oyunu iyi okuyabilecekler mi? Perde arkasında AMDL retake'de A tarafında. Dip girecek bir oyuncu var mı diye bekliyor. Zehir perdesi aşağı inecek. Kaplan bu arada AMDL'i fark etti. Ama lambayı da kontrol ediyor ve buranın bomboş olduğunu kafalar biliyor. Rahatlıkla plant alacaklar. Evet, full teke bırakıldı BBL tarafından. Zorlanabilirler çünkü karşıda artık pozisyonlarına alışmış, oturmuş, yerleşmiş bir post plan senaryosunda kafalar ekibi var. Şimdi Aslan paralarını aldırdı. Lambaya doğru gönderdi. İlk gelen ilk oyuncu olacak. AMDL biraz zorlandı ama kilini aldı. Ve devamında lambadan şimdi çıkacak da smoke arkası. Logic bu arada geldi bir fake attı. Oraya doğru gelen bir molly var. Winston molly'sinden kaçıyor. Bu arada Fred'in yeri çok iyi ama perden kimseyi göremiyor. Bu arada AMDL yakın mesafe buldu. Muş. Genovice'in takası olduktan sonra zaman geçmeye devam ediyor. Genovice E5 enderken ama yine... Fuse ve 2 vermesi biraz stres seviyesini arttırıyor. Kafalar tarafında şöyle bir problem var. Ipot'un elinde bir şerif vardı. Viper perdesinde girişik yaparken kaybetti pozisyonu. Evet, evet. Yani ve o retake senaryosunda retake başlarken bir ilk kill'i alamazsanız sorun çıkmaya devam ediyor. Çünkü yerleşmeye ve yakınlaşmaya başlamış oluyor zaten savunma takımı.
Üçüncü rounda doğru gidiş yapıyoruz. B'ye çok daha kalabalık gelen bir kafalar var. Bu kez eco round oynayacaklar. Elde şerifler. Yalnız uzun tarafından Logicman'le beraber Muj'dan bir pick var. Orada Muj hemen Şahin'i gönderdi. Yalnız o Şahin'i dojladı ipot. Yalnız bir info oldu. Tekrardı bu arada. Yani Muj vurmuş. Logicman'ın da hemen bitirdiğini görüyoruz bu kili. Yalnız Q-Shunner eş zamanlı olarak Aslan Maşadova yakalıyor hookah içerisinde. Şimdi tabi B çok kalabalık savunmada. Ay sadece in dedi bırakmışlardı ve bunu bilmediği için kafalar aldı enter sonrası B'ye gidecektir. Öyle gözüküyor. Yalnız Muj o kadar iyi açıldı ki bütün oyuncuları kıstırdı Huka tarafında. Oraya doğru yürümek isteyecekler. İlk atışını gerçekleştirdi Muj. Q-Shunner'ı buldu. Girtikleri var Emişen. Yardımla birlikte. Sidrex'ten gelen yardımla birlikte. Burada takas alıyorlar ve 3v3. Yani hiç olmadık yere BBL'in şu an biraz overpeakleri. Hani durumu kafalar lehine getirmiş olabilir. Çünkü eco round'dan bahsediyoruz. Yani tabii. Belki silahlı durum olsa farklı bir şey konuşabiliriz ama zaten bunları arıyordu kafalar. Şimdi kısaya doğru ilerleyecekler. Uzun kontrolü AIM-DLL'de. AIM-DLL hamamda kimsenin gelmediğini söyledikten sonra backup'ı daha az isteyecek ama bu arada tabii Zolt'la girdi kafalar. Ve sessiz eğer giderse hamama kadar AIM-DLL'i bulabilirler. Şimdi oraya doğru smoke ayarladı Beşen. Bakalım smoke nereye bırakacak? Evet, uzun tarafına bırakmış. Şu an belli oldu alt tarafına geldiler. Hemen backup gelecek. Ama yine kolay bir retake değil. Her ne kadar 2 round tur retake'leri kazanan BBL olsa bile. Tabii ben söz konusu. Yani roundları kaybetse bile kafalar şu an ciddi hasarlar vermeye devam ediyor. Oo, EBŞ'nin ultisi geldi. Ve post plant pozisyonuna geçecek. Asist havuzu var yine Genevice'da. Bu hiç olmadığı kadar ciddi olabilir. Sidrex çok erken düşürüldü. Bu BBL adına önemli bir başlangıç. Asist havuzlarından biri sanırım faillenmiş. EBŞ'den bir de yanıcı gelecek. Yanıcıyı çıkaramadı yalnız elinden. Logicman üzerine doğru geliyor. Ultiyi eğer patlatırsa EBŞ'den başı büyük belada. Logicman geldi, kili çıkarttı. İş şu an Genevice'e kaldı. Smoke tekrardan girecek. Yanıcıyı çıkarmış bu arada. Oo, yalnız yandı. Zaman yetecek. Yetecek gibi ama gözüküyor. İyi bir denemeydi. Aslında Molly'yi atmış ama çok uzun yukarı attığı için düşmesi zaman alıyor. Ama tabii Molly'nin üzerine bir de ultisi elinde kalsaydı Brimstone'un bu round alınamaz hale gelirdi. Tabii, yani özellikle AX'ye puşlaması BBL'in bu roundu almasını sağlayan etken oldu. Ama 3 round var. 3'ü de post plant'te. Bind tam bir post plant meta haritasıdır. Ama 3'ünden de galip çıkan BBL. Şu an kafalar aslında teoride istediği oyunu oynuyor. Her ne kadar skorboarda yansımamış olsa da ilk gun roundunu 4. roundda oynayacak bu arada kafalar. Yani şu ana kadar ekolarda, force'larda ciddi bir sıkıntı çıkarttılar. BBL bu testten şu ana kadar galip çıkan taraf. Ama BBL'in şimdi yine önemli bir teste tabi tutulacağını söyleyelim. Ekonomik olarak istedikleri noktalar mı bu tartışılır. Spectre'ler olacak, bonus olacak. Ve BBL bakalım kafalara en azından ekonomik olarak ne kadar hasar verebilir. Evet, Şahin gönderildi. Bu arada Q-Shunner uçarak gidecek. Girdi Brimstone ultisi. Yanda içerisinde Muj'u yakalıyor. Q-Shunner'ı uzuna bakmayı unuttu orada. Tahmin etmedi. Backside'de oyuncu var sandı. Aslan hemen uzun tarafından kilini aldı. Takım arkadaşı da yanında bu arada. MDL'le beraber uzun savunması onlarda. Evet, lambayı rakiplerini kaptırdılar ama lambayı tabii spike kurulamayacağı için site'e geldikleri noktada Aslan'la beraber MDL'in ki artık Fred'in de yardımı var. Orada biraz spike plant almak zor. Şimdi duvar geldi hemen. Duvar kuruldu. Çanta duvar arkasında plant almaya çalışacak. Fred bir tane çantaya gönderdi. Oradan bir hasar veremedi diyelim ciddi bir şekilde. Kurt geliyor bir yandan lamba içerisinde. Yine bir tek senaryosu. Yine 4v4. Tabii geriye çıkacaklar ama beklemedikleri bir şey var. Geride iki tane oyuncu var. Bunlardan biri sanıyorum AIM-DLL, diğeri Aslan olması gerekiyor. Evet. Orada tabii ki baskı söz konusu. AIM-DLL'i yakalayan Beşer olmuş. Arkaya gelen kafalar kimleri bir anda... Genevice! Genevice round'u kurtardı. Kafalara ilk round'unu getirdi. Evet, 3 kill birden özellikle post plant senaryolarında ve dediğimiz gibi o hani clutch pozisyonlarında harika bir turnuva geçiren Genevice'den önemli bir katkı geldi. Şimdi ultisi de gelmiş durumda. Viper ultisi ile beraber bu round biraz iş yapabilir ve böylece kafalarına ilk round'u geliyor. Tabii önceki 3-0'lık seride BBL tüm round'ları clutch'ta kazandığı için ekonomi şu an yok aslında. Yani hani iki tane oyuncu rifle çekebiliyor ama bir tanesi light armor'lı, diğer oyuncular zaten rifle çekemeyecekler. Şu an ekonomi... Yani zor bir round olacak bu. Şu an ekonomiyi çok fazla yoruyor. Zorlamalılar mı? Bence hayır. Bence hayır. İki tane rifle gördüm. Judge gördüm. Evet, savunmada tabii ki bu silahlar da bir şekilde avantajlı pozisyonlara getirilebilir. İmdiler çok yakın. Bireysel inisiyatif aldığını görüyoruz şu an. İmdilerin kısa tarafında ve Boldrek'le birlikte Genevice'i düşürüyor. Ve Genevice'ın erken düşmesi aslında kafalar için Viper ekstra bir vardı. Hiç iyi değil bu. Yani site'e girip belki bir plant alsalar. Bu arada Muj çok yakın mesafe. Denedi güzel bir headshot. Flash pick'ini atacak. Attı flash pick'ini ama ipottan güzel bir geri dönüş sonrası hemen cevap geldi. Fred ultiyi açtı. Yakında uzuna doğru gönderdi. Bazı içerisinde kill gelmedi ama. Hukaya muazzam bir vuruş. İnanılmaz zor bir vuruş. Ve onu silahını aldı rakibinin. B
Backside ve Logic Man iki kişinin karşısında. Dostlarımı yok oturdu. Edemez. Hemen side race'i kaldırıyor. Avantaj bir anda kafalar geçti. Ve A dön kararı geldi. Yalnız aim diye helal. Hazır kısa orada. Kısa da beklemeyecekler. Muhtemelen şu an tetikleyecek hepsini. Birlikte dediğin gibi arkalıyor ama side race'in ultisi geliyor. Şu an ultiyi kullanıyor. Ve arkasında olduğunu fark edecekler. Hemen yakında patladı bu sinek ve AMD'ler koşarak geri dönmek zorunda. Bir de şöyle bir pozisyon var, arkadan ikinci oyuncunun geldiğini de biliyorlar. Evet. Trade de arkadan dolaşmış. Kesinlikle öyle ama Aksa çok hızlı geldi. Şimdi plant tabi biraz daha savunma tarafına spawn'a doğru alındı. O yüzden kısa tarafından gelecek oyunculara karşı biraz daha pozisyonları iyi diyebiliriz belki de. Kafalar oyuncuların şimdi Fred side tarafına gelecek AMD'ler. Şöyle bir yeşil arkasına doğru çekti. Çok fazla açı var backside'de bakması gereken. Jeb var. Heaven var, uzun tarafından haberdar değiller ve side race muazzam bir wallbankli. İki geldi takımın kaptanından ve yani kafalardan iyi bir toparlama roundu. Ama işte Sky'ın bir tane ultisi, yani bir tane sülük orada alınması, ulti kullanılması AMD'nin tüm oyunu bozdu. Dört tane ulti puanı vardı roundun başında side race'in ve önce öldü, ardından hipotonu kaldırdı. Sonra hamam tarafına ışınlanmadan geçtikten sonra ulti orbu ile birlikte round'un kaderini belirledi. Belki de AMD'ler line-up'ta bile düşürebilirdi bütün rakip oyuncularını. Orada en kritik noktada Fred'in nefes keseniydi. Evet. O garden tarafında belki bir şekilde açısı veya şansı olsa iki kişiyi birden düşürüp round'un fişini çekebilirdi ama hem öyle, istediği hasarı veremedi orada. Fred beklenmeyen kill'i çıkarttı aslında orada. Evet. Frenzy ile birlikte yakın mesafede headshot angle'da oynayan Vandal'la oyuncuyu düşürdü. Bu arada Genovise yakın mesafede aslında fark ediyor. Delal de buralarda. Genovise ona shoulder'ları devam ediyor da bir an geriye çıkması lazım. Çünkü B tarafında zaten bomboş bir site'e girildi. Kafalar şimdi plant'e alacak. Tabii biz biraz AMD'lerde kaldık şu an için. Genovise'i arkalamaya çalışıyor. Genovise'in başı biraz derde girecektir. Ama ona herhangi bir destek yok. Spawn'dan da 3 tane hatta 4 tane BBL oyuncusu gelecek yavaş yavaş. Evet, çok kolay bir retake görünmüyor. Önceki roundlar kadar silahlar da yetersiz olduğundan dolayı. Biraz daha efendim kasa vermek, belki exit frag kovalamak burada BBL'in ilk hamlesi olabilir. Flashback geldi Muzdan. Backside tarafına çıktı. Ipot, E5'en, E5'en ve Ipot'tan toplam 4 kill'lik bir spawn çıkışına pozisyon alma. En arkadan gelen AMD'ler için artık exit'ten bile bir şey çıkarmak biraz zor olabilir. Sadire soruya geldi AMD'lerden çok güzel bir headshot. O silahı alabilir mi? Alabilir gibi görünüyor ve hatta teleporttan da kaçacak gibi ama tabi silah saklama çok önemli değil, burada hasar vermek daha önemli. O yüzden şöyle bir baktı yine oradan kaçar olursa diye ve Q-Shinner da o açıyı artık temizliyor geri dönerken. AMD'ler böylece Vandal'ı koruyacak rakibinin. Çok kayda değer bir hasar mı? Hiç değil. BBL evet. Tarafı en azından spawn tarafından çıkan oyuncularla birlikte şöyle bir iki kill alabilseydi işler biraz daha karışabilirdi. Round'un kazanılması bir hedef olmasa da BBL tarafı roundları kaybederken kafalar ekonomiyi doldurmaya devam ediyor, kredileri. En önemli senaryo şu, ikidir kafalar çok uyanık gözüküyor. Yani neye uyanık gözüküyor? Anti-flash bekleyen en azından bir tane oyuncu var. Mujin flashlarla birlikte çıkıp pozisyon almak istediği, birden fazla oyuncu düşürmek istediği yerlerde bir tane kafalar oyuncusu illaki arkası dönük bekliyor. Evet. Bu da rakibinin farkındalığı. Reimdiyeler, Viper ilini hemen hamam tarafını kapatmak için kullandı. Derin bir in oluyor zaten oraya doğru. Özellikle ulti süresinin olduğu yere kadar giden evet. Önemli bir in. Bu direkt uzun tarafının girilmesini zorlaştıracaktır kafalar adına. Kafalar zaten hemen in sonrası Aksa doğru 4 oyuncusunu çevirdi. Ipot bir yandan B tarafından bir push gelirse diye bakıyor. A3 savunması var. Zaman zaman B'yi 3 yapmıştı. İbiya bu kez tercihi A'yı biraz daha kalabalık tutmaktan yana kullandı. Sidex'in tutu. Hemen tank üzerine güzel bir prefire geldi. Genovise Freddy düşürerek başlıyor şimdi kafalar. Ve oradan hemen oyunu, bu arada bir ulti geldi aslandan. Ulti Hook'a savunması içerisinde hemen B'yi ikilemek adına kullanıldı. Yalnız duymuş olabilirler. Sesleri duyuyor. Bu arada aslan açısı çok iyi ama yani trade'le oynayacaktır ki burada. Entry'yi de verdi aynı zamanda aslan. Q-Shinner, buradan bir cevap var ama kör oldu bir yandan da. Backside'da sıkışacaktır. İzlemesi hatta gereken çok fazla açı var. Ama Ender'in yardımı geldi. Backside'dan altladı, yakalayabildi mi E5'en? Doğru da olsa yakalamış ama Sidrex'in takası AMD'ler tarafında ve Logic Man dirsek tarafında son kanlı önce 1v3. Yani Logic Man'e hiç iyi bir pozisyon kalmadı. Her ne kadar AMD'ler tarafından ekstralarda gelmiş olsa E5'en headshot'ı bırakıyor. 4-3 kafalar üstün ve hücum tarafında kontrolü almaya başladılar. Rakibini de ekoya düşürdüler. 3-0'dan geldiler, bir de onu da söylemek lazım. Yani maç başı değil, 3-0'dan geldiler ve gerçekten iyi bir seriyle beraber kafalarında öne geçtiğini görüyoruz. Tabii Bind bir savunma haritası, çoğu zaman çok zor bir savunma haritası oluyor. Savunmaların gerçekten taş gibi olduğu haritalardan bir tanesi. Ama şu an için kafaların bu başlangıcı en azından maça dönüş anlamına onların adına daha pozitif ve tekrar BBL'in ekoya düştüğünü göreceğiz. AMD'ler burada bir deneyecek şansını bir Vandal tercih etti. Ekonomisi yetecektir bir sonraki anda. Phantom'a çeviriyor şimdi.
Ama yani BBL'in buralarda bir round çalması lazım. Yoksa kafaların elinde yavaş yavaş harita gidecek gibi. İlk yarıları ne kadar iyi oynadığını söyledik kafalar. Çünkü burada yakın mesafede seçimlerle birlikte sanıyorum. Hayır. Muş perde arkasının pozisyon almak isterken yakalıyor Kuşner onu. Sadece bir mermi isabetli. Bu arada Fred'in neydi? E5'ini düşürmüş ama Kuşner'dan bir haber. Bu yüzden burada takas geliyor. MDLL eş zamanlı olarak hamamdan açılırken yakalandı. İstemişti. Ama 4'e 2 kafalarında çok ciddi bir üstünlük var. Aynı zamanda haritayı soğuttular, rakibinden hamle bekliyorlar. Evet, Kuşner'da bir nefes kesen var. Bakalım onu kullanacak mı? 4'e 2 belki de kullanmak istemeyebilir. Özellikle çünkü genel anlamda zaten kolay entry'ler almışlardı. Ve rakiplerinin de ekonomik kısmının biraz sıkıntılı olduğunu biliyorlar. Şimdi Cydrex şu ayını kullandı. Hemen side tarafına pikini attı. Cebe bakıyor biraz. Cepte bir hareket yok. Dizliğe bir duvar geldi. Ve böylece rahatlıkla en ufak yatayı bile aslında atlamadan kafalar site'e girmeye başarıyor yetenek kullanıcıları birlikte. Ve böylece kafalar için artık 5. round çok çok yakın gerçekten. Bakalım yani bunu seri olarak devam ettirebilecekler mi? Çünkü 5-0'lık bir seri saldırıda Bind da mükemmel bir haber kafalar adına. Gerçekten öyle ve Aslan tabii çıkışı bekliyor şu an için. Judge performansı göstermek istiyor. Tabii kafalar adına ekonomik olarak pek bir sıkıntı, pek bir sorun söz konusu değil. O yüzden rakibini avlamak da isteyebilirler. Doğru gelen yine bir Şahin var. İçeriye doğru girmeye çalışırken Hipot'tan ilk kill. Logicman'dan güzel bir şerif headshot. Burada bir oyuncu daha var ve Cydrex onu buluyor. 5-3. Aynı zamanda 4 tane ultisi var bu kritik roundda kafaların. Görüntüde kafaları esports oyuncuları ve arkasında Üveys. Kendi koçları. Belki de bugün kazanacakları kupa. Belki tabii de. Belki de. Şu an için Cydrex'in maça çok iyi girdiğini söylemek lazım. Cydrex normalde hem grup maçlarından hem playoff vardı. Biraz frag katkısı noktasında geride kalıyordu takımından. Takımın lideri olarak. Fakat şu an iyi bir başlangıç yaptı. Dengeli bir şekilde takıma katkı vermeye devam ediyor. Her round olmasa bile 2 roundta bir, 3 roundta bir. Tamamlayıcı oyuncu rolünde skorlarda. Ama Ipot, E5N, Genovice yani 3 oyuncu 8 kill'de. Gerçekten kafalarda dengeli bir dağılım var. Hemen Smoan'ı kullandı bu arada. Evet, Lamba önüne gidecek. Lamba'dan kimsenin pozisyon alabilmesini istemiyor kafaları ekibi ve hücum tarafında yine Berçesine doğru ultiyle gelen Kuşner rakibini tank üzerinde fark etti. İçeriye doğru gelecek lambadan ulti buldu ve Fred'i buldu. Fred'in verdiği kaçıncı entry bilmiyorum. Yani iyi başlayamadı Fred. Kuşner'a karşı operatörle almak isteyebileceği bir pozisyon değil burası. Kuşner bu arada hemen gördü bir tane deneyecek ama hemen biraz değiştiriyor bir yandan. Genovice evet MDL'de kalıptan sonra Muş. Hala Şahin'i var. Kuşner'ın canı az. Oraya doğru biraz kalıptı. Double pick geldi ve Genovice'dan yine toparlıyor. Bir tane Brimstone ultisi yardımı var lamba tarafında. Belki biraz erken kullanıldı ama oranın baskılanmasını engelledi. Yani Genovice'i biraz daha açılı bekliyordumuş. İkinci kili alabilir mi? Bu arada Heaven'a açık kaldı E5'en. İkinci kili de buluyor Aslan. 2-2. Round hala kaybedilmiş değil. Geliyor adına. Logicman. Dönüyor. İnanılmaz. 2'ye 1 kaldı. Yeri belli Cydrex'in. Bir kaplanı var ama kullanabileceği bir pozisyonu yok. Öncelikle Logicman'le düello girmek isteyecektir. Cydrex'ten gelen bir spam var. Aslan'ı buldu. Zaman akmaya devam ediyor. Logicman Aslan'ıyla birlikte girecek. Zaman yok. Hayır. Zaman yok. Zaman yok. 6. roundunu buluyor kafalar. İmkansıza yakın bir retake'ti zaten ama Logicman Aslan bir an için kazanılabilir bir hale getirdi. Kesinlikle iyi bir deneme ama 2v1'de ciddi bir iletişim bozukluğu var gibiydi. Çünkü kısa tarafından gelen sürükler Sky'ın zaten pozisyonu belli ettiği noktada Aslan smoke atıp içerisinde teplemeden önce defuse için Logicman'in çok daha geriden safe kaldığını söylemek lazım. Evet. Yani çok rahatlıkla vurdu ilk oyuncuyu. Ya sonrasında şöyle, zaten zaman oynadı sadece clutch'ta. Orada clutch'ı alırken aynı zamanda smoke içerisinde rakibini bulamasaydı muhtemelen Logicman üzerine koşar diye açı tutmayı tercih etti. Halbuki orada yani birebir takas pozisyonu alınması gereken bir pozisyon. Bu arada Aslan, zaman da aleyhine işlemeye Aslan devam ediyor. Aslan rakipleri almasa bitmiş İmkanı bu arada. İmkanı yok. Yani Evan'dan gidip vurduğu iki tane headshot'la beraber bu round geri döndü. Onu da söylemek lazım. Şimdi 10. round'a geldik. Uzundan pick var. Muş uzak mesafe dingi attı. İkinci mermisi de başarılı. Zile çıkarıyor. O fight'i istemeye devam ediyor. Ipot hemen takım arkadaşı kaldıracak. Oraya doğru bir duvar kullandı. Nate biraz kısa kaldı. O Nate gelse dediğin gibi tekrar yakalayabilirdi rakibini. Kuşner bu arada hemen hookaya doğru hareketlenmiş. Renkli bombasını kullandı. Aslan köşeye doğru kendini saklamış. Yani burada 3 oyuncu var. Çünkü uzun tarafından açılan 2 tane BB oyuncusu buraya info veriyor. Burada kimse yok diye hatırlıyorum. Kuşner da yakından gelebilecek herhangi bir pozisyona karşı daha iyi bir pozisyon almaya çalıştı. Aslan hiçbir desteği yok.
çok bile hasar verdi bence. Kuechner kili çıkartıyor. O renklerle birlikte olduğunu söyleyelim. B'ye devam ediyorlar. Freddy biliyorlar. Kafası içerisinde. Muş'tan güzel bir yol. Yeni bir takas ama. Freddy'in yeri belli. Kaçabileceği hiçbir yer yok. 7. round'una doğru gidiyor kafalar. Jenny Weiss'in dikkatli olması lazım. AMD'leri hissetti. Evet, Jenny Weiss biraz geriye doğru çıkıyor bir yandan. Uzun da Logic Man'den güzel bir kill ama sadece takası var. AMD'ler geldi. Güzel bir headshot'la beraber Jenny Weiss'i buluyor ama AMD'ler şimdi 1v2 oyuna bir hale getirdi aslında kendi adına. Ama Spike bir yandan A'ya doğru döndü. AMD'ler tabii B tarafını atlamadığı için muhtemelen hani arkandan geliyor şeklinde bir info verdi. Cyrex bir daha B'ye gitme zamanı yok bu arada. Kurmak zorunda çünkü yetişemeyecekti. Fakat AMD'ler kısadan çok hızlı geldi. Şimdi Heaven'dan oynamaya çalışacak bu iki oyuncu geri çıktılarla beraber. Yani AMD'lerin burada tabii bir ilmi olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Bir tap, bir fake attı. Oraya doğru bir Şahin geldi ama Cyrex'ten bir reaksiyon yok. Yani şimdi iyi bir timing. Cyrex koşma sesini duyar duymaz çıktı. AMD'ler tam fake için defuse'a dokunacağı anda yakaladı. Cyrex bugün bir başka oy başladı. Cyrex bir final maçına başlaması gerektiği gibi başladı belki de. Yani takım arkadaşlarına çok destek almıştı grup maçlarında ve playoff'larda. Ama Long Game'de finalde gerçekten Cyrex'in çok iyi katkı verdiğini, trade'leri aldığını ve Clash Anton'a çok soğukkanlı kaldığını söylemek lazım. Aldığı ikinci Clash bu arada. Evet, yani iyi. Burada belki 2v1 ama hem o sürüklü round hatırla. Bayağı 1v1 gibi oynadı bu arada. Yani 2v1'e güvenerek kesinlikle oynadığı bir pozisyon değildi. Hem o sürüklü round 1v2 dediğin gibi bir tane round'u daha hatırlıyorum. Postplant'te 3v2 ama kendisi hamam tarafından girçiklarla iki oyuncuyu evet, düşürmüştü. Evet, bir ball bank, bir tane de headshot'la beraber bitirmişti. 7 tane toplam kili var. Bottom frag gibi gözükebilir ama hepsi aldığı impact. Hep impact dediğin kesinlikle gibi. Kesinlikle hepsi impact. Yani hani round aldıran, round'da fark yaratan killer. Çok iyi başlangıç. Biber tarafında da şu an alınan bir mola var. Tabii biraz bu konunun konuşulması gerekiyor. Çünkü maça 3-0'lık başlangıç, evet Clash Hunt'ları olsa bile bir şekilde maçın hakimiyeti varken sonrasında biraz ellerinden kayan bir maç kontrolü var. Burada tabii neler konuşuluyor göreceğiz, neler etki edecek belki de mola sorunu ama yani kafaların açıkçası geriye düştüğünde çok iyi bir reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Çünkü onları biraz daha önde götürmeye alışmıştık aslında turnuva içerisinde. Öyle yani futbolda size karşı 9-3'ler hatırlıyorsun. Ama burada 3-0'dan 7-0'lık bir seriyle cevap veriyorlar. Çifthaneleri çıkan tek oyuncu Jenny Weiss. Onun gerçekten çok kıymetli bir pozisyonu var. Çok kıymetli bir rolü var takımın içerisinde. 9 kili olan Hippot'un da 7 tane asisti var. E5'en 8 kilde 6 asist. Yani evet, takımlar aslında kafalar tarafı için şunu söyleyebilirim. Destekliyorlar birbirini. Kesinlikle. Bu arada uzun tarafından Fred hemen bir operatör denemesi yapmış. İlk yere çekilecek. Bir yandan Kurt'u da tekrar yakaladı. Kuechner bu arada çok hızlı kontrol altına aldı. Fred'de bir nefes kesen var. Bakalım fark yaratabilir mi diye bakıyorum ama özellikle tabii Jenny Weiss'in bir Viper ini var yine. Eğer Sight'a bir şekilde onu hasar almadan yaklaştırabilirlerse açacağı Viper ini ile beraber round'un belki de garanti altına alınmasını sağlayabilirler. Ama eş zamanlı olarak da yine Mujum'da bir Sky sürüklerini göreceğiz. O da round'un devamında execution için infoları verecektir rakipler adına. Biraz daha göstermişti kafalar. Evet. Oyunu B'ye çevirmeye karar veriyorlar. A tarafında tabii Jenny Weiss beklemeye devam ediyor. Lurk bir oyuncu var mı yok mu diye. Birkaç saniye öncesinde Vandal'la kırılan bir bombot var. Operatör de burada. Yani en azından iki oyuncunun burada olduğunu biliyor kafalar ekibi. Ve Hookah'da ön savunmada Muş. Dikkatli olması gereken bir pozisyon. Buradan aslan istediğini elde edememişti. Bir Şahin geliyor. Muş hala içeride beklemeye devam ediyor. Ooo, Nade'in elinden çıkarırken Kuechner hiç yakında bile beklemedi Muş'u. Evet, şimdi Muş. Şahin peki daha kör olmasına rağmen E5'en muhtemelen full kördü. Ama refleks vuruşları 4v4. B saatte hala 2 tane oyuncu var. Sürükler buraya doğru gidiyor. Sürükler gidiyor. Aslan da yeri belli oldu. AMD'ler burada cepten kör bir pozisyon olmasına rağmen yine kill'ini aldı. Sadece 2 canı var. Oraya doğru herhangi gelen Fred bir... geldi ultiyle. Fred! Teleporttan geldi. 2 tane kill aldı. Ve Aslan Maşadov'un yardımıyla beraber de 4 oyuncu birden yaşayarak BB'de round'u kazandırıyor. Bu belki de yani Fred'in herhalde etki yarattığı net bir round oldu. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ulti ile birlikte aslında 2 raise'in de aldığı en önemli round oldu bu. Fred oyuna girdi. 2 tane ultiyi attı. Ulti ile 2 tane kill çıkarttı. Ve sonunda zaten 2 tane B savunması olduğu için rahat bir performans sergileyen BBL. Uzun zaman sonra round kazanmak da onlara iyi gelecektir. Oyunu biraz soğutmaları lazım. Evet, BBL bakalım. Aldıkları uzun süre sonra bu ilk round'dan sonra tabii şuna bir şeyler koymaları gerekiyor ki o round'un bir anlamı olsun. Şimdi de 4 ilk yarının son round'undayız. Muş flash'ı atmaya hazır. Çok kalabalık orası. Çıktı. İlk kill aldı. Spain devamında ikinci oyuncu da yakaladı. Bir de vurdu. Yok gelmedi belki ama güzel bir spray ve Muş
Yani ilk kilo aldıktan sonra ölebilirdi. Ya bir kişi almadan da ölebilirdi. Yani bir tanesi evet. cross koşsa belki bir prefire ile yakalayabilirken orada 3 kilo çıkmış. Gerçekten çok iyi toparladı ve iPod son kalan oyuncu olacak. Ve BBL verdiği reaksiyonla ilk yarının sonunda 5. round'u almaya çok çok yakın artık. Ve hepsi de headshot. İnanılmaz evet. geldi Mujdan Brand. Bunların hani gerçekten birbiriyle ateşlediğini biliyoruz. Double pick var, iPod. İkinci kilo alsa işler biraz karışabilirdi. Evet. Ama izin vermiyor Logic Man ve 7-5. Her ne kadar BBL tarafı geri girecek olsa da, yani ikinci yarıya geride girecek olsalar da son iki round'u alamayabilirler. Yani ikisi de ekstralarla alınmış roundlar, inisiyatiflerle bireysel alınmış becerilen, roundlar. Bir tanesi özellikle Fed'in katkısı, şimdi de Muj'un katkısı. Yani oyun planından biraz daha uzak noktada ama inisiyatif alınan roundlardan bahsediyoruz. Şimdi tabii BBL'in geri dönüşü için tabanca roundu şart. Çünkü maçın da bu arada ilk yarısında tabanca roundu olarak başlamıştı BBL hatırlarsan. Evet, yani evet. sadece 5 round çıkarıldı ve bunlar hani tabanca, force ve üzerinde bir echo. Ama işte hani bu roundların hepsi kritik geçti, yakın evet. geçti. Her ne kadar 2-3 oyuncuyla yaşanılarak kazanmış olsa da post plantlerde geçtiği için hatırlarsın ekonomi. Yani bir tane round kaybettikten sonra iki vandallı işte Sheriff'li, Judge'li ortaya karışık bir yatırımı söz konusuydu BBL'in ilk roundunda. İpot burada Huka tarafında tespit edilecek. Duvar açtı. Duvar hemen kırılacak. Bu yüzden kaçması lazım. Her ne kadar yani BBL'in bir ivmesi olsa da kağıt üzerinde şu an kafaların önemli bir üstünlüğü var. Evet, bu biraz fake olacak gibi çünkü arkası bekleyen iki oyuncu var. Huka'dan ciddi bir bu arada Sky da orada bir heal almış. Çok görmediğimiz bir şey bu ilk round. Ve onu tercih etmiş Muj. Şimdi bir tane Şahin'i var. Devamında kullanabileceği. Bu arada Muj hemen hızlı bir şekilde girdi. Oraya doğru bir tane bombot gönderiliyor. Renkli bomba bombotu patlattı yalnız. Yanıcı geldi bu arada. Bir kez daha dönecekler diye bakıyorum. Çünkü A tarafından bayağı yetenek harcandı bu arada. Çok. Kafalar savunmasında. Sage'in duvarı B'de gitti round'un başında. Yine yanıcı kullanıldı E5'den. Renkli bomba bu girişleri kullanıldı. Engelleyebilecek bütün utility'lerin harcandığı anlamına geliyor. Önemli bir başlangıç. BBL'den çok aslında soğukkanlı bir başlangıç. Oyunu tekrardan B'ye çevirecekler. B'ye çevirecekler de B'de de iki tane long oyuncusu var kafalar. Bakalım bu oyunu okuyabilecek mi? Bu smoke bu arada tam bir one way değil aslında. Özellikle değil. Lambo oyuncusu görmüyor oradaki açıyı. Böylece rahatlıkla oraya doğru bir oyuncu sızdı zaten. Kutu arkasında endeler bekliyor. Ve açılması sonrası da oraya doğru yaklaşacak. Bu arada Fred İpot'u tek başına yakalamış. İpot önde kaldı bir anda. Şimdi Logic Man bu arada saat içerisinde gezmeye devam edecek. Sidereck uzunluğa aslana yakalanmış. Logic Man bir kill daha alıyor. Ve bir anda iki kişi kaldı kafalarım ya. Bu iki savunma da A'dan gelecek. Ya iki oyuncunun da A'dan geldiğini biliyorlar. Çünkü biri zaten hani yanıcı kullandı. Diğer oyuncu da aynı zamanda Mahir'e A'da başlayan Cinemite. Double pick geliyor. Burası bir iki headshot'la karıştırılabilirdi. Yalnız biraz riskli bir hareketti bu. Çünkü uzak bir aim fight'i ve rakibin belki bir anda aim'inin ortaya çıkması işleri karıştırabilirdi. Ciddi ama bir özgüven var. Evet, Kanada yani destekliyor şu an Logic aynen, Man'i. Yani verilen büyük ihtimalle kararı destekliyor biraz da oradaki ve böylece BBL tabanca roundunda başladı ikinci yarıda. Ya tabii ne olursa olsun 13'ün kazandığı bir oyunda iki tane tabanca roundunu almak ve hatta belki üzerine force'a echo'da hata yapmamak çok büyük bir avantaj. Rakibinin seçtiği haritada böyle tabanca roundlarıyla inisiyatif eline almak muazzam bir ki aslında rahatlık. Playoff'larda ne kadar zorlandığını konuşmuştuk biz BBL'in tabanca roundlarında. Yani her maça neredeyse 2-0 işte ikinci yarı tekrar bir 2-0 geride başlıyordu. Bu kez iyi bir başlangıç. Şimdi kafalardan bir force yok. Klasikleri göreceğiz. 4 tane hook'a bir tane de uzun savunmasında B'ye stack var. A tarafı bomboş. Oraya doğru derin gelen bir smoke var Brimstone'dan. Onun geçmesi sonrası A'ya deneyecekler. Zaten Muş çoktan hamama yerleşti. Evet, Huka tarafında bir Şahin kullanıldı. Orada bir kamera var Logic Man'den. Zaten B tarafından push gelirse diye bakmak için oraya hazır. Ve Muş bir tane daha flash'ını kullandı. Kimse yok. Bu bir tuzaklarından üstteki tamam da yani spawn'a yakın olan da gerçekten çok ekstra dikkatli. Evet evet yani. Yani herhangi bir şekilde bir push olmasın istedim. İki strediyi asla harcamam oraya. Cömert davranmış biraz orada Logic Man. Şimdi evet kısadan koşuyorlar. Zaten o sesler birazdan duyulacak AMD'ler tarafından da. Oraya doğru Logic Man'le beraber bir cross. AMD'ler kısaya yakınken Logic Man de orada. Aslan da geldi. Şimdi koşmaya başladılar. Aslan, AMD'ler, Aslan eş zamandakiler. AMD'lerin de kill var ve orada bir end'e geldikten sonra son kalan oyuncu spamdan gelecek olan Sidereck. Yakın mesafe, Fekro Info'yu aldı. Böylece flash pick gelecek. Yakın olmadı, çıktı tabancayla yakaladı Fred. Ve böylece 7-7 BBL tekrar maça ortak artık. Skora da ortak dönmüş oldular. Echo'da bir hata gelmedi. Bu tarz roundlarda çok sayıda oyuncu yaşaması ile birlikte BBL'in kazanması önemli. Eğer burada yine inisiyatifi ele geçirmek istiyorlarsa. 3 tane Spectre düşen tek oyuncu Aslan'dı. O da Rifle aldı. Vandal tercihinde bulundu. Muj'da bir Marshall görüyoruz. Bir bonus oynanacak ama ya burada tabii ki 3 tane Spectre ile Bind gibi uzun fightların, uzun mesafeli fightların döndüğü bir haritada
bu roundu kazanabilmek çok olası bir senaryo değil. Burada kafaların yapabileceği olası hataların üzerinde duracaktır diye. Şimdi hemen Spectre ile beraber B tarafında kalabalık gelen bir B ucumu görüyoruz. Bir bonus round oynuyorlar. Spider-X girişiklerle beraber şöyle bir shoulder attıktan sonra infosu alındı. Kameraya da kırmaya çalışıyor ama kamera işaretledi bu arada. Fred çok hızlı gelecek. Yakın mesafe. Şöyle perde arkasına baktı ama oradan iyi kaçtı Spider-X bu arada. Yalnız Jennywise NDL'i yakalamış eş zamanlı olarak. Bu arada Spider-X düşürüldükten sonra şimdi Logic garaj tarafından o pick isteyebilir. Ama Spider-X ciddi bir hasar aldı. Logic Man çok daha iyi çıkıyor o fight'tan. Tek tarafına doğru bir tane kafes vardı. Jennywise bu arada. Aslanı da vurduktan sonra. İyi savunma veri fakat takaslar geldi hemen. Heal da geliyor Mucu'dan. Oo, Side-Rex. Tabii o elbow tarafında kaldı. Side'ın kaybedildiğini düşünüyor şu an ve kafalar. Ve heal alacaktır büyük ihtimalle iPod'dan. O yüzden biraz daha da geri çekildi. Bir Şahin'i daha var. 30 saniye sonra bir tanesi daha gelecek. Long'da oyunu durduran taraf VDL. Bu arada burayı terk ettiğini düşünüyor şu an evet, kafalar. Evet, çok iyi bir Şahin olmadı bu arada. Yani, çünkü garaj tarafından info almadı o. Long, daha doğrusu Side kaybedilmiş olsa en azından hani Side'da bir oyuncu var. Burada bekleyelim diyebilirlerdi ama dediğin gibi yine yakın mesafede lapları koruyucu gördüler. Erişan'dan güzel bir spray kontrolü. Side önüne doğru bir yanıcı. Muj'dan kafası oldu. Muj 2'ye 1'e geldi. Oyun ipota bakıyor bu roundu kafalar adına kazanmak. Fred şimdi Side tarafına baktı. Hemen ipot bilant için. Bu arada Muj'un canı çok az. Oo, biraz round. Round biraz Fred'e bakıyor. Ipot yavaş yavaş geldi. Laboratuvardan çıkacak. Flick hemen oraya doğru geldi. Yeri belli oldu. Double pick. Muj bu arada duvara yaslandı. Onu beklemiyor olabilir. Yakın mesafe. Muj elinde bir flash vardı. Flash'la yakalandı. Fred takas alamadı. İpot orada ve İpot! Muazzam bir clutch aldı ama 2'ye 1'de biraz önde karşılamak isteyen BBL oyuncularının da hiç anlaşamadığını söylemek lazım. Yani orada Muj elinde Şahin'le kontak bekliyorsa Fred oradaki kontakta ilk düello girecek oyuncu olmak zorunda. Fred Muj düştü. Orada düelloya giremedi. Üzerine kaçtı. Kaçtıktan sonra bir daha pozisyona girmek istedi. Evet, yani orada silah avantajı da oluştu. Bir kere giremediysen yani tekrardan peak almanın bence çok bir anlamı yok. Yani elbow'a kadar, long'a kadar belki de çekilebilirdi. Tabii pozisyonun da stresi evet. Orada oyuncuların bu arada üzerinde. Yani bonus round'u, bonusu alabilirdi, çalabilirdi BBL. Şimdi tekrar silah round'u oynayacak ama round bitmişti bu arada. Muj o kadar iyi bir yere sonrası getirdi ki round'u hiç yani bonusmuş gibi değildi evet, o evet, round. Evet, kesinlikle değildi. Ve şimdi tabii kafalar Bayrant'ta ama bir tane Guardian, bir tane Spectre, bir tane Bulldog var. Hızlıca bir hamam kontrolü almak isteniyor. Oraya doğru hızlıca gelindi. Yanlış Kushner smoke içerisinden beyinlere bir kill almış. Devamlı Kushner. Spectre'yi belki de Phantom gibi kullandı. Oradan 150 canlı da beraber çıkıyor. Sıranla güçlendirdi. Çıktı oradan Phantom'ı aldı. Yani, İlk temasa girildiğinde yani takım arkadaşlarını kaybetti orada evet. Kushner. Ama yine de düelloya girmeyi tercih etti. Tabii ki bu tarz inisiyatifler kafaların burada olmasının en büyük sebeplerinden biri. Kushner'ın oyuna girdiği bir evredeyiz. Şimdi Phantom'la beraber lamba savunmasına geçti. Uzundan kullanılan bir kurt var. Side-Rex o infoyu aldı. O da bir yandan aksa doğru da şöyle giri çıkla beraber bakacak. Tabii adam avantajı sonrası kafalar biraz daha özgüvenli savunma yapacaktır. Hala iki tane Shine'i var Side-Rex'in. Birazdan bunu kısaya veya uzuna kullanıp info almaya çalışacak. Tam tersi Logic Man'le beraber Aslan ve yanında Fred uzundan çıkmaya çalışırken Side-Rex infoyu aldı. Şöyle isteyerek baktı, riskli bir hareket. Şeye doğru Shine'i gönderdi ve Shine'den de bir kör oldu infosu var. Bu arada bir heal desteği denilecek bir Fred. Bu arada yeşile bir fake attı tekrar. Geliyor. Yeşile plant yapacak. Yani 4 vs 3 için tabii ki de bir oyuncusunu bekleyecektir mutlaka kafalar. Yalnız kısa tarafında hala sıkışmış bir oyuncu var. Logic Man'in üzerine doğru bombot geliyor ve es geçti. Kötü, bu Logic kötü Man info adına harika bir senaryo. Fred öne çıkmış, Kushner'ı düşürmüş. 3 vs 3 oyun, BBL avantajı yavaş yavaş eline alıyor. Heaven tarafından bir savunma oyuncusu gelecek. Jennywise'ın ta kendisi. Side'de gezen bir oyuncu daha var. Ipot kontrol edilmesi gereken çok fazla açı var. Ipot mu? Hayır. İnanılmaz eş zamanlı killer. Kaçmaya çalışıyor şu an cepteki oyuncu. Gözmesi için anda yapmış lazım. İnanılmaz bir yol. İnanılmaz. 1v3 geliyor. Ve takımını ayakta tutuyor. Aslan Maşadov muazzam bir oyunla. Muazzam. Gerçekten round bitmişti. Eş zamanla gelinen iki tane kill ile beraber belki de kafalar. Sonrasında ama Aslan sahneye çıktı ve clutch round'da muazzam oynadı gerçekten. Aldı 3 tane kill ve ayrı ayrı açılar bu arada. Yani evet, bir line up, bir spray transferden de öte bir şey bu. İkinci bir şans vermedi. Evet, yani ikinci bir şans direkt headshot'larla beraber. Kafaların biraz tabii morali bozulacak bir round oluyor. Çünkü yani az önce rakibin hatasıyla beraber bir round almışlardı aslında. Ama BBL'in hemen geri dönüşü de onları mutlaka biraz daha düşürecektir oyundan diye düşünüyorum ama yani BBL işte böyle geçirdi turnuvayı bu arada. Yani pes etmiyor hiçbir zaman. Geriye düşse de eksik kalsa da yani bir şekilde çözüm bulmayı başarıyor. Burada sahneye Aslan çıktı.
Oyun 3 ve 3'e geldiğinde kafaların dezavantajlı olan taraf olduğunu söyleyebilirim. Eş zamanlı olarak Logic Man'i düşüren Geneva 7'dan kısa tarafında inisiyatif almak istemişti. Side'ın default kısmını da yine yeşil önünden pozisyon olan Ipoch round bitmişti. Yani round orada özellikle plant default'ta olsa round bitmişti. Aslan hamle yapmak zorunda kalan taraf olacaktı. Ama yeşilin içerisine doğru kurulduğu için şu an spike herkes aslanın üzerine oynamak zorunda kaldı. Aslan da yani ikinci bir şansı olmadığı bir pozisyonda rakibine hiçbir şans tabii vermedi. Tabii yani mermi attırmadı o da neredeyse gerçekten. Çünkü öyle vuruşlara ihtiyacı vardı. Evet. Yoksa Wallbanglerle beraber 2vs1, 3vs1 çok zordu gerçekten. Şimdi BBL bu round'u alıyor. Mucu'dan bir Marshall göreceğiz. Bunu rakibinin ekosu olduğunu düşündüğünden dolayı çok fazla yatırım yapmadan oynayacak. Şöyle Huka'ya doğru crosslu. Marshall'la beraber bakıyor. Uzun tarafından bir pick gelecek bu arada Cydrex. Var arkası Fred. Prefire attı. Perde açılır açılmaz oradan yakaladı. Cydrex çok erken kaybetti. Kafalar ki tek savunmacıyı da orada B tarafındaki. Şimdi Mush Kaplan'la beraber tüm infoyu aldı. Orasının boş olduğuna dair. Hızlandıracaklar sadece backside'e ve destek tarafına biraz bakacak BBL. Ve böylece 9. round'una gitme noktasında büyük bir şansı var artık. Çok da ekonomik hasar almadan. Evet, BBL tarafını tabii ki geçtiğimiz round'u Clutch'ta kazandığını hatırlatacak olursak yine round'da çok az sayıda oyuncu kaybına tahammülü olacaktır. Mujdan güzel bir Marshall vuruşu. İkinciyi de buldu Muj. Rahat, çok rahat. Marshall'ın efendisi yine iş başında. İki oyuncudan geliyor. Önüne çıktı yine. Karşısında bir Marshall oyuncu daha var. Kapı açıldı. Açarsanız atarım bir... oluyor. Açarsanız atarım bunu. Tuş gelecek sanki oraya doğru. E5'en de biraz Wallbanglerden hasar aldı. İpot'tan bir Noscope. Ooo Wallbanglerden de vurdu i̇ki galiba. İki tane ama kill yok. Kill yok. Şimdi... Tabii alt tarafa atılacak bir Fred var. Fred geliyor. Bomboş yakın mesafe. Eğimceler Wallbang'i atmış. Fred geldi. Döne döne uçarak geldi ve... Manyak yaptı kendini. Kendini deli yap dedi orada. Çıktı bir anda yakaladı belki de E5'ini ve... Herhangi bir silah saklanmasına veya çalınmasına da izin vermiyor böylece. 9. round geldi BBL'den. Ipot bu arada gitti. Bombot'u da Marshall'la vurdu. Evet, ya. Evet. Yani ilginç oldu bayağı. Yakın mesafe iyi reaksiyondu bu arada. Şimdi gerçekten kafalar adına yani maçın en kritik belki de bitiş roundlarından bir tanesi olabilir. Yani ilk yarın sonuyla beraber 6-1'lik bir BBL serisi var. Ya bu seri içerisinde gelmeden önce Cydrex'ten biraz konuşmuştuk. 7-6 gidiyordu. Şu an 7-6'dan sonra 0-7. Yani Cydrex'in de kill konusunda evet turnuvada zaten bir numarası değil kafaların. Ama bu noktada yani bu tarz seriler yerken kafalar ekibi biraz yine destekleri vermeleri gerekiyor. Uzun tarafına Vipulsi geldi. Bu arada Fred de Efes'e sen de girecek. Şöyle bir baktı. Side'da kimse yok. Uzuna tabii orada bir Vipe olabileceğini tahmin ediyor ama bu arada Aslan spawn'a ulti atmıştı. Ekstra. Geldi oradan Ipot'u yakaladı. Efes'i de görüyor. Efes'i de buldu. Aslan artık yani döne döne ne kadar vuracak bilmiyorum. Q-Shinner'dan bir takas gelmiş ama yani kafayı o kadar karıştırdı ki Aslan şu an. Hani kafalar A'ya mı ağırlık vereyim, B'ye mi ağırlık vereyim noktasında biraz soru işaretinde. Viper yine olduğu için Genemais hemen takım arkadaşını B tarafına doğru gönderdi. B iki kişiyle ise bulunacak. Kişinin fark edilmiş olabilir ama Cydrex'ten beklenilen bu hasar, bu katkı geliyor. Ulti Cydrex'e kadar yayılıyor bu arada. Ama biraz önde kaldı. Kişinin etkilendi. Ultisi var. Logic Man'i bu kadar yakında yerleşti. Beklemez. Beklemeyecek. Logic Man çok rahat bir kill alıyor. Elbow'da yaşayan bir oyuncu daha var. Yine Cydrex'i geldi. Runners'ı geldi ve iki oyuncunun da yeri belli. Bir tane dirsek, bir tane de A tarafından gelecek backup oyuncusu. Zaten bir anda cross'lar çevrildi Cydrex'e doğru. Logic Man'i aslında default bir kredik. Yani arka tarafı olsa bile Cydrex prefire atabilirdi. Yani muazzam reaksiyon. Kuşların efendisi kuşları yakaladı hemen orada zaten. Şimdi Cydrex gelecek yakın mesafe. Muj'dan bir Wallbang. Güzel bir deneme. Muj'a doğru Cydrex'ten. Muj bu arada pozisyonunu değiştirdi. Aim DLL hala in içerisinde. Logic Man'le beraber. Logic Man Genovice'ı arıyor. Yavaş birazdan cepten çıkarken yakalandı. Son kill gelecek mi diye baktım. Hayır Cydrex 1v2 ama Logic Man 3. kill. Görmesine pek gerek yok. Bir prefire attı. Ve BBL buradan istediğin alan takım oluyor. Yani kritik bir round demiştik çünkü bu gerçekten bir kırılma roundu olabilir bu harita için. Kesinlikle öyle. BBL üstünlüğü eline geçirdi. Üstünlüğü eline geçirirken aynı zamanda kafalarına şimdi bir half buy'ı var. Evet. Ama şöyle bir half buy bu. Yani loss bonus çok fazla arttığından dolayı kafaların erken süre içerisinde eğer roundu kazanmaya doğru gidebilirlerse 4 tane ultileri var. 6 kişilik bir savunma olabilir. Evet. 2 tane doğrudan kill çıkartabilecek ultileri var. Yine Brim'le birlikte Raze'de. Evet. Ve info almak için de Scoutist tabii ki. Yani dediğin gibi kafalar biraz belki round'u alınabilir hale getireceğini düşünürse kullanacaktır bu ultileri. Bu arada E5'en pikliyor. Muj oraya doğru cross'u. Muj gördü. 1-2 mermi attı ama Muj. E5'en fark edemedi oraya. Muj'dan ikinci kill de geldi.
İki tane önemli silahlı oyuncuydu çünkü bir tanesi Guardian, bir tanesi Marshall. Şimdi Sardesio Reprosto güzel bir flick attı yukarı doğru. Mucu yakaladı oradan. Tabi orada bir oyuncu olduğunu daha görünce B'ye çevirmek isteyebilir. Zaten B tarafında Jerry Weiss yakın mesafe. Jerry Weiss zorlandı. Logic Man'den hata yok. Köşüne hemen yardıma geldi. İyi bir Nate. Logic Man neydi görünce hemen çıktı oradan. Gap var. Ses biraz gapli ama fark etmedi galiba ki zaten ses de geldi. Kuşner birbirini bekliyor. Logic Man buraları iyi. Çok sakin, kontrollü oynuyor. Son kalan oyuncu Sidrex olacak. Bir silah var. Mujun düşürülen silahı bu. Gitti onu aldı. Biraz ekonomik hasar vermeye çalışacaktır. Çünkü round'u gerçekten bu noktada alması kolay değil Sidrex'in. Koşa koşa buraya kadar geldiği için aslan o sesleri duyuyor. Pozisyon aldı aslan. Girtikleri var. Ciddi bir hasar iki oyuncu üzerinde de ama headshot aslandan geliyor ve 11-8 ilk haritanın sonlarına doğru geliyoruz. Eğer kafalar bu roundu kazanmazsa tamam ya da devam roundu bu harita için kafalar adına. Önemli bir round ve mola geliyor BBL tarafından. Biraz onlar da tabii ki şu an bitirici darbeyi vurmadan önce son hazırlıklarını yapmak istiyorlar. Tabii istiyoruz. Yani şu an rakibin de aslında yapacağı hamleleri biraz daha konuşarak bunu değerlendirecekler. Zaten Logic Man'ı da görüyoruz. Anlatıyor biraz daha bu round'daki neler yapılacağı noktasında. Takıma bilgi vermeye devam ediyor. Tabii kafalar için de yani bir şekilde maçın başındaki o 3-0'a cevap olarak maça döndükten sonra kötü oynanmış bir devam var. Yani clutch'lar bile neredeyse gelmedi. Yani hep böyle roundlar erken kaybedildi, erken enter'ler verildi. Bir tek Aslan'ın gerçekten bir mucize yarattığı belki de bir veçi var. Onun dışındaki çoğu roundda kafalar round almaya pek fazla yaklaşamadı. Kesinlikle katılıyorum. Yani futbol iç karşısında da grup aşamalarında da oyunun 3'te 2'lik bölümünü iyi oynayan bir kafalar vardı. Oyun sonu bölümü biraz daha böyle kafalar adına soru işaretiydi. İşte Wildcats'e yaşanan sorunlar, futbolistin oyun sonlarında eğer işte Kushner'ın 1-2 A'si var, Jenna Weiss'in 1 ve 2, 1 ve 3'leri var. Bunlar olmasaydı oyun sonunda yine sıkıntı yaşayan bir kafalar vardı. 9-3'ten verilen comeback'ler var. Ama burada çok daha erken başladı bu. 7-3'te başladı bu olay. Yani ilk yarının sonunda ya da ikinci yarının başında değil, ilk yarının son bölümünde BBL'in galibiyete uzanmaya arada, başladığı bir seri başlatıldı. 22'de de şu an Muj var. Muj gerçekten bu 20'nin neredeyse hepsi impact kill. Yani hani bir az önceki belki Echo push'u bir kenara koyarsak veya yarım round'u side'e girerken takaslar, işte clutch pozisyonlarındaki yardımlar çok önemli kill katkısı var yine Muj'dan. Şimdi çok yavaş başladı BBL bu round'a. Neredeyse her bölgeye birer ikişer tane oyuncu göndermiş burada. Yalnız uzundan atılan bir Sidrex var. Oradaki kamerayı yakaladı. Logic Man atılan bir oyuncunun infosuna sahip artık bir arkasında. Sidrex'e sadece kamera yakalayıp geri çekiliyor. Yani 4 ultisi var artık burada kafaların. Yani bütün yetenekleri veya ultileri kullanmadan çekilmemesi gerekiyor artık. Öyle ama yani eş zamanlı olarak ipot biraz o yanıcının önünü duvarla kesti. Bu da iyi bir utility kombosu olmadı. Şimdi Logic Man, Sidrex onu fark ediyor. Yakına hemen böyle kafes gelecek. Kafes içerisinde şöyle biraz ses yapıyor. Ben buralardayım izlenimi vermek istiyor rakibine ve her an böyle bir flash peek yapabilir pozisyonda. Zaten tek bir flash'ı vardı. Yenisi gelecek. Ama oyun sanki biraz A'ya çevrildi. Uçarak giriyor. Fred girdi ama pot'tan güzel bir cevap. Bu arada Spike yakalanmış durumda. Spike alacak aim diyelen. 3 saniye var. Önce bir fake B'ye attı. B'ye dönecekler gibi. Yalnız B'de hala 2 savunmacı var. Bu çok iyi bir info değil. Sürükler şimdi gidiyor yavaş yavaş. Ulti geldi. Bu arada ulti de geldi. Q-Shinder'dan bu arada bir headshot'ı gelmiş. Buraya doğru gelen Brimstone ultisi. BBL ucumu biraz aksayacak artık burada ama. Logic sızıyor. Logic çok iyi sızıyor. 20 saniye var ama. Oo Logic Man. Q-Shinder'ı buldu. Jenny Weiss ve Sidrex. Jenny Weiss'tan çok önemli bir katkı geldi. Gerçekten side savunmasına. Backup'tan gelen oyunculardan bir tanesi olarak ciddi bir katkıyla beraber de takımı toparlıyor. İki oyuncu da rotasyona gitmek üzereydi. Lab tarafından çıkış yaptılar. Bunun en büyük sebebi A tarafına aim diyeler. Teleporttan gitmeden saniyeler önce plant fake'i verdi. Yani plant'e oturan bir oyuncu var ve 4 oyuncuyla birlikte bir anda BBL B'de beliriyor. Ya gerçekten ters ayakta yakalanabilirler. Evet yani BBL'in en büyük hedefi oydu. Yani dönen aslında kafalar savunmasını yakalamak ama kafalar savunması daha laboratuvar tarafındaydı. Yani ciddi bir reaksiyon gelmemişti onlardan. Bu da aslında BBL'in beklemediği bir hamle. NT'yi alan oyuncu ipot değil Fred olsaydı dönerlerdi. Tabii, kesin dönerlerdi. Bu arada sanırım operatörle birlikte bir oyuncunun canı ipotun. Çok erken. Şu an canını dolduruyor ama armor'a gitti öncelikli olarak. Logic Man bu arada kafesin arkasına kadar çok çok hızlı yakalandı. Bir yardım geldi. Oraya gelen bir kurt var. Kurt vurduktan sonra bir yeri biraz artık belli. Spike hala çok geride bu arada. Spike vurdu. Yani önce bir aim fight'e girmek istiyor. BBL hemen bir yere bir execution yapmak istemiyor. Cushioner açılı Fred rakibini açılı Muj bir yandan A tarafında gösterecek bir oyuncu bekliyor. Bomba dostum yolda. Şuradan şimdi bomba girecek. Onu hemen kırdı Fred.
çanta yolladı. Ve tutarak girdi. Oo, çok, çok iyi doldurdu paraya. Yakın mesafe. Yani birebir takas kesinlikle Fred'in istediği senaryo. Öyle öyle. Hem de ulti kullanılarak alınmış bir kill. Ama impact'li göreceğiz. Andrex harika bir savunma. 2 kill de ondan geldi. Rotasyon var. Üstünlük şu an kafaları e-sportçu ama Sign'in kontrolünü aldı BBL. Gelen de Östavuz'u var ama plant'i aldıkları için pek bir anlamı olmadı bu. Ya gelene zaman. Kadar tabii çok uzaktan atıldığı için o line-up gelene kadar zaten spark kurulup çıktı. Arkadan gelen ipotu Muş ikinci oyuncu da biliyor. Oraya bir flashback dart. VS attı Muş'dan muazzam hareketler bir geldi. Bir VS bir tarafında laboratuvardan çıkacak oyuncuyu bekliyor. Gördün Jenny Weiss. Shoulder atmaya çalışıyor. Açıkı bekliyor Muş. Muş! Bir tane daha flash geldi. Bu kez Muş'dan geldi. Bir 1vs3 değil ama o kadar değerli. Çok değerli ya. Gerçekten çok değerli. Yani iki tane oyuncu arka taraftan geliyor. Operatör var elinde. Mermiyi sürgüye vermek. Üzerine yine flashla birlikte kendine klasikle orta mesafeden pozisyon hazırlamak ve 1v1'i kazanmak. Yani Muş adına çok da zor olmayan bir performans. Aslında pozisyonu hiç elverişli değildi bunları yapmak için. Evet, kesinlikle değildi. Kendine pozisyon yarattı bu arada. Yani sıkıştığı köşeden özellikle flash peek ile beraber çok iyi bir pozisyon yarattı kendine. 23. kill oldu bu arada ve 3 tane harita puanı geldi BBL'e. Bakalım nasıl bir hücum göreceğiz. Fred hemen kısaya doğru geldi. Muş yine lamba tarafına crosslu. Oradaki zehir perdesi arkasından bir pik gelirse diye bakıyor bir yandan. Çok iyi ilerledi. Çok iyi ilerledi. Evet, evet. Yani Kushner şu an tamamıyla hook arkasında sadece de tuzağın arkasında bekliyor. Ama bu zaten bir aslında A hücumu olduğunda o board ilerledi. Oraya geçmiş yalnız ama Fred hazır. Orayı zıplayarak geçtiyse durdular bu arada. Evet ya yani çantayla geçtiyse veya zıplayarak belli olmuş olabilir. Şimdi böylece perde arkası. Jenny Weiss ilk kill aldı, ikinci kill geldi. Jenny Weiss'ten yine taş gibi bir savunma var. Devamına bakalım. E5'in de yardımı var ve E5'en bitirdi bir yandan da. Yani Jenny Weiss'in zaman zaman yaptığı gibi çok iyi bir savunma hamlesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve böylece fark 2'ye iniyor. Tabii ekonomik olarak çok sıkıntısı yok BBL'in ama. Var var. Yani bir tane silah olmayacak. Yani şöyle light armor'ı var birkaç evet, tane. Evet. Şöyle 12-10 oldu değil mi? Evet. 12-10 oldu. Bunu kafalar kazanırsa son roundda hiç görmek istemediği bir ekonomiyle karşı karşıya kalacak tabii. Tabii, yani. Tabii yani spike plant önemli olacak ama ne olursa olsun kafalarında belki de bir ufak bir maç roundu bu. Bunu da belki toparlarsa devamında harita sonunda en azından beraberliği bulabilir gibi. Şimdi Jenny Weiss çok erken Viper'ini kullandı. Karşıda bir tane Viper'ini var. Eğil diyelerde. B'yi çok güzel oynayacaklar. B tarafında 3 savunmacı var. Aktif savunma var. Kurtarman sadece X tarafından gönderdikten sonra. Flashpik oraya doğru derin bir kafes geliyor Logic Man'den. Bu kafes sayesinde iki takım da aslında durumu sakinleşin. Tabii değiştirmesi. TP'ye kaçtı Kushner ama TP'nin arkasında ne var bilmiyor. Evet, o yüzden TP'den durumunda çıkamıyor. Burada bu birkaç oyuncu vardır düşüncesine hakim. Halbuki yani BBL tarafı da tek yani şu an odak noktaları B ve arkasında konuşlanmış 5 tane oyuncu söz konusu. 23. round Muş ulti küresini aldı. Ultiyi kullanacak. Bir tane seçim var. Muş ilk olarak Hipot tarafından fark edilmiş olsa da Muş çok iyi topladı performansı. Ulti geldi. AMD'lerden bu arada Sidrex Aslan Maşalı'yı yakalamış. Dans etmeye devam ediyor. Yakın mesafe. Sidrex oradan çıkabilecek mi? Çıktı. Fred'den bu arada B5 kill geldikten sonra. Muş hala uzunla bir flash beat geldi. Sidrex kaçabilmek için çok şanslı burada. Bir tane daha. Var resmen kovalıyor rakibini. 3vs2. Backside'da Kushner. Yeri belli oldu. Bir tane çanta geldi üzerine doğru. 68 can. Şimdi Viper'ın içerisine doğru gelecek. Ender'in yeri çok iyi bu arada. Aman Viper'ın içerisinde, yerin içerisinde üstadı duruyor. Ve yakın mesafe. Fred burada. Fred! 3 kill ile beraber son round oluyor ve BBL böylece 13-10'luk skorla da kafalara karşı bant haritasını kazanmayı başardı. 3-0 geriden gelip. İnanılmaz bir performans. Kafalar tarafı 3-0'dan 7-3 yaptı oyunu ama yine 7-3'ten sonra da BBL tarafından gelen muazzam bir seri var.